Hendek faciası. 1965 yılında 26 insanın eriyerek can verdiği korkunç trafik kazası. 1965 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 26 insan korkunç bir şekilde can verdi. Kazalar ne yazık ki gündelik yaşamın birer parçası. Her yıl tüm dünyada yüzlerce insan farklı kazalar nedeniyle yaşamını yitiriyor veya yaralanıyor. Özellikle de trafik kazaları dünya genelinde pek çok insanın türlü acılar ve kayıplar yaşamasına neden oluyor. Bununla beraber tarih birbirinden ilginç ve trajik kazalarla dolu. Fakat dünyanın en ürpertici trafik kazalarından bir tanesi yıllar önce ülkemizde meydana geldi. 1965 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazası eşine az rastlanır kazalardan biri. İşte 26 kişinin korkunç bir şekilde can verdiği, 17 kişinin ise ağır bir şekilde yaralandığı korkunç kaza hakkında bilmeniz gerekenler. Tarih 11 Ağustos 1965. Civan Turizm'e ait yolcu otobüsü Ankara'dan İstanbul'a doğru hareket etti. Saat 20 sularında harekete geçen otobüste 40 yolcu bulunuyordu. Elbette otobüsteki hiç kimsenin kısa bir süre sonra tarihin en korkunç kazalarından birinin kurbanı olacağından haberi yoktu. Otobüs saat 03.15 sularında Hendek'teki Kargalı Hambaba isimli köye ulaştı. Tarihin en korkunç trafik kazalarından birisi de işte bu köyde yaşandı. Civan Turizm'e ait otobüs park halindeki bir kamyona çarptı. Ancak bu kaza sırasında otobüste ciddi bir hasar meydana gelmedi. Haliyle hiçbir yolcu yaralanmadı. Hatta yolcuların pek çoğu uyumaya devam ediyordu. Ancak korkunç olayların yaşanmasına çok az kalmıştı. Otobüsün çarptığı kamyon yüklü miktarda kezzap taşıyordu. Çarpmanın etkisiyle hasar alan varillerden sızan kezzap önce yola, oradan da yolun kenarındaki bir su birikintisine akmaya başladı. Kezzabın yol kenarındaki su birikintisiyle temas etmesi, ortalığın yoğun bir dumanla kaplanmasına neden oldu. Otobüsün içerisinde kaplayan duman nedeniyle yolcular otobüsün yandığına dair bir izlenime kapıldılar. Otobüsün yandığını düşünen yolcular birer birer kendilerini dışarıya atmaya başladı. Otobüsten inen her yolcunun ayağı yanıyor, insanlar korkunç bir acı yaşamaya başlıyordu. Kezzabın neden olduğu acıyı dindirmek isteyen yolcular yakınlardaki su birikintisini fark ettiler. Ancak kısa süre önce suyla dolu çukur artık kezzapla dolu bir ölüm çukurundan başka bir şey değildi. Ne yazık ki bu durumdan habersiz olan 23 yolcu kendisini kezzapla dolu çukura attı. Bu nedenle çukura atlayan 23 kişi olay yerinde eriyerek korkunç bir şekilde yaşamını kaybetti. Olay yerinde yaşamını kaybedenlerin cesetlerinden geriye yalnızca bir avuç kemik parçası kalmıştı. Bu olay nedeniyle yaralananlardan 3 kişi ise daha sonra yaşamını kaybetti. Yaşanan kaza o kadar korkunçtu ki olaydan sonra gazeteler kaza sebebiyle meydana gelen yanık kokusunun Hendek'ten 2 kilometre uzaklıkta dahi duyulabildiğini yazıyordu. Bu korkunç ve trajik kaza sebebiyle ölenlerin yanı sıra çok sayıda insan da ciddi şekilde yaralandı. Kezzap nedeniyle farklı uzuvlarını kaybeden ve vücutları yanan insanlar korkunç acılar yaşadılar. Hatta bazı yaralıların tedavisi sırasında "Öldürün beni, bu acıya dayanamayacağım" demeçleri dönemin gazetelerine yansıdı. Kazanın gerçekleştiği bölgeye anıt mezar dikildi. İlerleyen dönemde kazayla ilgili yapılan araştırma otobüs şoförünün kusurlu olduğu tespit edildi. Ayrıca kazanın gerçekleştiği bölgeye üzerinde trafik şehitliği yazan bir anıt mezar dikildi.